falan bulmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Benim hemen eve gitmem lazım. Hemen. Zorla mı tutacaksın? Eve gideceğim dedim. Hiçbir yere gidemezsin. Otur yerine. Beni zorla tutamazsın. Gitmek istiyorum. Altı ay. Altı ay daha bekleyeceksin. Ondan sonra istediğin yere gidebilirsin. Ama şimdi ben ne diyorsam onu yapmak zorundasın. Senin bu yaptığına zorbalık derler. Zorbalık. Hasan haklıymış. Senin için bu kadar önemli olan şey neymiş? Öğrenelim bakalım. Alo Hilmi Bey. Alev Hanım, sizinle hemen görüşmemiz lazım. Şimdi mi? Evet. Adresi gönderiyorum. Onlardan önce evde olmam lazım. Al bakalım. Hadi bakalım Aslan. Kimseye göstermeden hallet şu işi. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım seninle Sevim Hanım. Alo. Alo. Sevim abla nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hayırdır oğlum? Ya önemli bir mesele var da. Benim dükkana kadar uğrasana. Bekliyorum. Ha. Salim amcan hastaydı. Yarın gelsem? Önemli ablacığım. Hadi gel. Bekliyorum. İyi madem. Geleyim o zaman. Gel bakalım Sevim Hanım. Cin olmadan adam çarpmak neymiş göstereyim ben sana. Şöyle toprağı havalandırdık mı çok güzel olacaksınız. Aa, bahçene kavuşmuşsun baba. Yakında çiçek de ekersin. Ekerim kızım. Ekerim ama benim en güzel çiçeğim sensin. İnandım, inandım. Baba, ben de yapayım. Niye, ben yapıyorum ya kızım. Ben de yapmak istiyorum. Yoksa beceremez miyim sanıyorsun? İyi madem. Sen de şu küçük çamın altına havalandır. Ben de kuru yaprakları toplarım. Tamam. Yasemin! Ne yapıyorsun sen burada? Ay anne ne bağırıyorsun ya? Ödümü kopardın. Ne işiniz var sizin bahçede? Ay ne işimiz olacak görmüyor musun anne? Ağacın altını havalandırıyoruz. Ha, ağacın altını havalandırıyoruz. Köşkümüzün bahçesi çiçeklerle dolu olsun değil mi? Sonra sosyeteye rezil oluruz. Hele sen Salim. Hasta hasta ne yapıyorsun ha? Hadi girin içeri. Hadi. Yasemin. Babanın ilaçlarını da ver. Hadi. Son anda yakaladım. Neyse ki bulamadılar. Kuzularım benim. Ne
Alev Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Yemekleri söyleyelim mi? Teşekkür ederim, fazla vaktim yok. Hallettiniz mi? Elbette. Buyurun. Bundan sonra siz de daha önce söylediğim gibi ben Ömer'le görüştürürseniz... Siz de benim istediğimi yapacaksınız. Anlaşmamız öyle değil mi? Ömer'le görüştükten sonra beni yarı yolda bırakmayacağınızı nereden bileceğim? Alev Hanım, hakkında duyduklarınız sizi yanıltmasın. Ben bugünlere verdiğim sözden arkasında durarak geldim. Peki. Yarın görüşürüz. Yarın. Efendim doktor bey. İyiyim, iyiyim de bir sorun yoktur inşallah. Dün Ayşe hastanedeydi. Eşimle birlikte. Evet, evet. Dediklerinizi aktardım. Teşekkürler tekrar bilgilendirdiğiniz için. Ayşe ile doktora mı gittin sen? Evet. Ve bana söylemedin, öyle mi? Ayşe'ye bir söz verdim sana söylememem konusunda. Hoş geldin Sevim abla. Çay söyleyeyim, içer misin? Yok. Salim amcan yalnız evde. Sen beni niye çağırmıştın? Yani... Şimdi Sevim abla... Hani şu sana verdiğim para var ya... Ben o parayı Zehra için verdim biliyorsun. Zehra da ortalıkta yok. Para diyorum, ne olacak diyorum. Nasıl? Anlamadım.
Çok açık ya Sevim abla. Çok açık söylüyorum yani. Sen bana ne dedin? Parayı ver, Zehra evet diyecek demedin mi? Ben de sana bu yüzden verdim. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz olur muyum Yener? Zehra gelecek. Sonsuza kadar gitmedi ya. O gelince o iş bende. O konu ayrı. Meselemiz güven meselesi. Benim verdiğim para Salim amcanın hastane masrafına gitmemiş. Öyle mi? Bu para hastane borcuna gitmediğine göre nerede? Ha Sevim abla? Nerede benim param? Söz konusu Ayşe olduğunda bana asla ama asla... Ama bak... Senin görevin ne olursa olsun benim sözümden çıkmamak. Her ne olursa olsun her şeyi bana haber vermek. Ayşe'ye bir söz verdim ve tutmak zorundaydım. Ayşe senin bilmeni isteseydi kendisi söylerdi zaten. Ben kardeşim için endişelenirken... Sen kimse için endişelenmezsin. İnanmıyorum buna. Her şeyi kontrol etmekten, her şeye hakim olmaktan başka hiçbir derdin yok. Buna kardeşin de dahil. Eğer Ayşe için endişelenseydin beni anlardın. Ailem için telaşlandığımda onları görmeme izin verirdin. Böyle kontrol budalası olmak yerine biraz merhamet ederdin. Yürü. Çıkıyoruz. Konuşsana, dilini mi yuttun? Ay Yener, böyle şeyler nasıl söylenir bilmiyorum. Sana söylemeye dilim varmadı ama... Salim amcanın çok borcu vardı. Senin verdiğin parayla orayı burayı kapattım. Eve icra müdürleri gelmesin diye çok uğraştım ama... gördün, geldiler işte. Gitti tabii bayağı. Ama kalanını getireyim. Demek ben söylemesem... Kalını da böyle tatlı çerez niyetine löp diye yutacaktın, öyle mi? Hiç olur mu öyle şey oğlum? Hani belki ben üstünü tamamlayayım... Abla! Tamam, tamam. Ben gidip getireyim parayı. Yani kalın. Artık gerisine de bakacağız. Sen ne kadar fena bir kadınsın ya. Şeytanın pabucunu ters giydirirsin yemin ederim. Şuna bak. Nasıl öğrendi ki bunu? Nasıl? Ne yapacaksın bakalım Sevim? Aldın mı başına belayı? Ay. Ah Zehra, ah! Hepsinin yüzünden. Onun derdi para değil. Tom'la parası var. Onun derdi Zehra. Paranın birazını dağıttım dedim. Birazını verirsem sıyrılırım bu işin içinde. Bunun ne işi var burada? Nereye kız? Ben sana babanı yalnız bırakma demedim mi? Bir yere gittiğim yok anne. Buradayım işte. Çabuk mutfağa geç. Makarnaya su koy. Hadi. Öldüm zaten. Hadi. İnşallah Sevim cadısına yakalanmadı.
Aferin lan. Kimse görmedi değil mi? Atmış. Harbi korkulur ha bu kadınla. Gerçekten korkulur ha. İnsanı var ya suya götürür, susuz getirir ha, biliyor musun? Estağfurullah, sinirlerim bozuldu ya. Bir kuruş harcamamış ya. Ulan bir kuruş harcamamış ya. Bir de bana hala kalınını getireceğim diyor. Şunun cesaretine bak ya. Hala beni kazıklamaya çalışıyor yani, görüyor musun? Psikopat ya. Vallahi de yok, billahi de yok. Ay. Bunlar çiçek mi çek derken buldular mı yoksa parayı? Yasemin! 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 Alev Hanım. Ne var? Sanırım bunu arıyordu. Bin arabaya. Bu mu? Yok Nazan. Sen gerçekten gerizekalısın ya. Gerizekalı. Bu sıradan bir davet formu. Şey, ben zannettim ki... Kin arabadan. Kin. Git şimdi. Git. Evet, bu yılan kesin bir şeyler çeviriyor. Hem de önemli bir şey. Yoksa niye bu kadar telaşlansın ki? Nazan! Gel buraya, gel. Çabuk! Buyurun Alev Hanım. Sen aramaya devam et. Başka bir salaklık da yapma sakın. Gözün üzerinde olsun. Git şimdi. Bunun altından kesin bir şey çıkacak. Gözünde gördüm ben onu. Nerede? Siz mi aldınız? Neyi biz mi aldık anne? Hayırdır? Ne oluyor sana Sevim? Bak, ne aradığımı da unuttum. Ama hep sizin yüzünüzden. Yahu ne bizim yüzümüzden? Bir de durup size laf anlatamayacağım. Ben bakkala gidiyorum. Anne! Daha yeni çarşıdan geldin. Asyacığım, üzülme. Anneannen sana bir sürü toka alır. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Çok mu seviyordun o tokayı? Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasıl geçti gününüz? İyi, her zamanki gibi. Istiyorum. Ama Asyacığım, bütün gün aradık bulamadık.
Ne oldu Asya'cığım? Hı? Hadi bir de bana anlat. Niye böyle suratındasın? Bugün kaybettiğimiz kırmızı tokayı aradık. Ama bulamadık. Bugün de herkes bir şeyini kaybetmiş anlaşılan. Üzülme Asya'cığım. Sen bulamadın ama belki başka biri bulmuştur. Belki de Nazan ablan bulmuştur. Bilirsin, kaybolan şeyleri bulmak da üstüne yok. Gitmiş oğlum, gitmiş. Yok, hiçbir yerde yok. Dur ya, bir sakin ol abla. Ne gitmiş ya? Senin paralar oğlum, senin paralar 60.000. Yani ondan kalanlar. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım ya. Nasıl gitmiş ya? Çalmışlar. Yok, hiçbir yerde yok. Kim aldı, kim götürdü? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Sevim abla ha? Para bu, para. Kanatları mı var kuş olup uçacak? İnsan gibi yürüyecek, ayakları mı var? Güpegündüz gitmiş diyorsun yani, öyle mi? Salim amca evde değil miydi? Ne bileyim oğlum ben. Salim amcan hasta. İlaçları içip içip uyuyor. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Meşhurdur. Müzeyyen Hanım, bu sefer ben değil. Ayşe kızım yaptı. Oo. Sağ ol canım. Hmm. Aşkım, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hediye ablacığım, vallahi boynuz kulağa geçecek galiba. Aa, Nihat sus. Hediye belki bozulur buna. Aşk olsun Müzeyyen Hanım, bozulur muyum hiç? O benim canımdır, canım. Hem zaten ben attığımı bilirim. Bu sadece çırak işi. Ayşe'cim çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun abicim. Zehra'cığım siz ne yaptınız bugün? Abim seni nerelere götürdü? Bir yere gidemedik Ayşe'cim. İş çıkınca dönmek zorunda kaldık. Nasıl ya? Ay bütün gün şirkette miydiniz? Ya çok sıkılmışsındır. Yok, hiç sıkılmadım. Benim için de değişiklik oldu. Emin misin? Bana çok sıkılmışsın gibi geldi. Hatta bir daha gelmezsin diye düşündüm. Vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamadım aslında. Bir daha gidebilirim. Hem de zevkle. Zehra'cığım demek sevdiğin şirketi. O zaman her canın sıkıldığında gidersin. Hatta istersen çalışırsın da. Olabilir aslında. Olabilir mi sence de? Ne dersin? Senin burada ne işin var bu saatte? Anne.
annemler görecek. Ya ne yapayım? Bana başka çare bırakmadın ki. O niye? E telefonlarımı açmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Niye böyle yapıyorsun Yasemin? Niye kaçıyorsun benden? Senden kaçtığım falan yok benim. E tamam o zaman niye böyle davranıyorsun? Ne yaptım ben sana? Bir şey yaptıysam söyle bileyim, ona göre telafi edeyim. Bilmem neden olabilir acaba? İşte onu soruyorum ben de, neden? Ne oldu? Git Funda'ya sor, belki o anlatır sana. Funda mı? Funda ne alaka ya? Yasemin ne diyorsun Allah aşkına ya? Önemli değil, ben önemli hiçbir şey demiyorum. Kahveler de geldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben istemiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayşe'cim, keçe işini de bana öğreteceksin değil mi? Tabii canım. İstersen yarın başlarız. Ne dersin? Ne zamandır yapmıyordun o işi? Malzemeleri falan ardiyeye kaldırmıştın. En iyi şekilde muhafaza ettim. Malzemelerimiz ilk ders için hazır Zehra'cığım. Sevindim kaybolmadıklarına. Sonuçta her kaybın yeri dolmuyor. Bazıları hayat memat meselesi olabiliyor. Yani o kadar değil ama... Ben o malzemeleri özel olarak Kırgızistan'dan getirdiğim için haliyle kıymetliler. Yani kaybolmaları kötü olurdu. Zehra'cığım abarttığımı düşünebilirsin ama yani oradan gelen malzemelerin yeri dolmuyor. Niye öyle düşünsün canım? Zehra da sonuçta illaki kıymetli bir şeyini kaybetmiştir. Değil mi Zehra'cığım? Sağ ol kızım. Anne, meyve. Anne, alsana. Sevim. Sevim. Ne var Salim, ne var? Ne oluyor? Ya çocuk meyve uzatıyor. Ne duyuyorsun, ne alıyorsun? Anne, ne oluyor? Ne olsun Yasemin ha? Ne olsun? Daralttınız beni. Nefes alamıyorum, nefes. Allah Allah ya. Nasıl gireceğim ki odasına? Ya yakalanırsam? Başka çarem yok. Sözleşmeyi bulsa kesin alevi verirdim. Ama ne fark eder ki? Bulmadıysa da bulmasam meselesi. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Yatmadan önce biraz hava alayım dedim. Alev, bir şeylerden mi şüpheleniyor? Bilmem. Neden sordun? Sürekli. Sürekli bir şeyleri ima eder gibi. Hep şüpheleniyor zaten. Hiçbir zaman inanmadı ki. Hiçbir şey yok yani. Paralarım gitti. Ne
Bu ne öyle? Bu ne? Ya hırsızdan düştüyse? Gördünme başıma gelenleri. Çala çala benim paramı mı çaldın be çocuk? Seni bulacağım çocuk. Seni bulup anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim. Uyku vaktin geldi. Hem Zehra ablanı rahatsız etmeyin. Hadi yatağa. Zehra abla lütfen. Okursun değil mi? Canım. Elbette okurum. Ama uyumaya söz verirsen. Zehracığım olur mu hiç öyle şey? Olur tabii. Niye olmasın? Hadi sen git. Ben hallederim gerisini. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. Anneciğim, iyi geceler. İyi geceler abi. Ben burada uyuyacağım, yatakta uyuyacağım. Asya'cığım ama bak dikkat et, düşeceksin. Düşmem ki, düşmem ki. Bana masal oku. Tamam Asya'cığım, geç sen şöyle. Yani Asya'ya bu gece onlar mı uyutacak? Yani orasını bilmiyorum. Artık onlar mı Asya'yı uyutur, Asya mı onları uyutur? Emin değilim. Vallahi cadı bizim kız, cadı. Anasına çekmiş. Aa! Sen kime cadı diyorsun bakayım? Sana. Gel bakayım benim güzel karım. Ya şaka bir yanı da Asya'yı alsak mı acaba? Ya rahatsız etmeyelim insanları. Yok yok. Bırakalım kalsın. Ya belki özenirlerdi, bir tane bizim olsun derler. Oho, yine planlar planlar. Yani abimin mutluluk için artık ne planın ne de bir katkıya ihtiyacı var. Ya abim mutluluğu Zehra'da buldu. Şimdi tek eksikleri bir çocuk. Ay, o da en kısa zamanda olur inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Zehra abla lütfen yanıma gel. Ama Asya'cığım... Lütfen Zehra abla gel. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir sarayda güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Dayı sen de gel. Hadi dayı.
lütfen diye. Bir gün prensesin minik kedisi ormanın içinde kaybolmuş. O kadar üşümüş, o kadar üşümüş ki hasta olmuş. Prenses hırkasını giymemiş mi? Giymemiş. Hasta olunca annesi üzülecek ama iğne yapmışlar mı ona? Yok. Hastalanınca bir ağacın kavuğuna gizlenmiş ve orada uyumuş kalmış. Uyandığında hiç bilmediği başka bir sarayda olduğunu görmüş. Zehra abla, sen de yanımda yat. Asya'cığım, sen yat, ben kitap okuyorum. Lütfen gel Zehra abla. Olsun, annem hep yatarak okuyor kitap bana. Dayı, hadi sen de yat. Lütfen dayı. Ama Asya'cığım. Hadi gel. Lütfen dayı, hadi. Tamam, küçük cadı, tamam. Sarayda yüzünü göstermeyen bir adam varmış. Sarayda ona yüzünü göstermeyen adam, ona yiyecek ve su veriyormuş. Ama dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Asya nerede? Asya? Uyuyakalmış. Ben bir Asya'ya bakayım. Nasıl oldu bu ya? Öyle mi uyudum ben? Burada. Onunla. Caddenin köşesindeki sokakta bekliyorum. Sana söyleyeceklerim var.
Ben pazara gidiyorum. Hayırdır? Sen nereye gidiyorsun? Ben hiçbir yere gitmiyorum, evdeyim. İyi. Gitme zaten. Dizini kır, otur dersini çalış. Olur anne, dizimi kırıp otururum evde. Ama söylesene, neyle kırayım dizimi? Dile bak, dile. Bir de annesiyle dalga geçiyor. Kızım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Geleceğin için. Koray, ne haber? İyi işte, ne olsun? Ya motorum da güzelmiş. Gezsek mi biraz? Yok, olmaz. Benim önemli bir işim var. İyi, tamam. Gezmesek de olur. Ben hiç motora binmedim. Yani böyle binsem... Ne yapıyorsun ya? Ya baksana, çok güzel ama. Yani güzelmiş motorun. Bunu buldum bahçede. Yani hırsızı buldum. O çocuk çaldı. Kimi diyorsun ya? Bize de söylesen. Şu motorcu çocuk. Zaten kaç zamandır evin etrafında dolanıp duruyordu. Motorcu çocuk mu? Ha, motor kaskı değil mi bu? Tabii ya. Motorcu kim var lan? Benim bildiğim bir Koray var. Başka biri var mı bildiğin? Nerede bu çocuk? Nerede oturuyor? Sen biliyorsundur yine. Söyle, hemen gidip göreceğim onu. Onu tamam. Bir yerime geçireyim var ya. Tamam abla, sakin ol ya. Tamam. Bu iş bende, ben bulurum onu. Sen merak etme, tamam mı? Birlikte gidelim. Ben konuşacağım onunla. Ablacığım, olur mu öyle şey? Kadın başına. Sen dön evine. Ben bulacağım diyorum. Halledeceğim, merak etme. Al bunu da. Tamam. Ama bulup bana getireceksin. Ben hesaplaşacağım onunla. Tamam. Hadi yürü ya. Şu Koray'ı gidip bulalım bari. Bugün şu teklif sunduğum şirketle görüşeceğiz. Ben bu görüşmeye katılamam Ömer. Başka bir toplantım var. Cihaz seni uyutmadı galiba. Beni bırakıp işimize mi dönsek? Bu şirketle görüşmeye diyorum. Ben katılamayacağım. Başka bir toplantım var. Sen işine bak. Biz Ömer'le gideriz. Sen programını bozma Demir. Senin yerine Nihat gelir. Olur. Ne zaman çıkıyoruz?
Koray. Bana bak. Senin Yasemin'in yanında fazla görür oldum ha. Dikkat et de başına bir iş gelmesin. Hayırdır? Sana ne oluyor? Seninle karışıyorsun. Artistik yapıyorsun aslanım. Oğlum bak. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sonra başına bir iş gelir. Üzerine suç mu çıkmaya kalkışırlar ona göre. Allah Allah. Yok gerek odese gireceğine şöyle birkaç gün ortalarda görünme. Senin için daha iyi olur. Lan! Ne oluyor lan? Koray! 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 Ne oluyor lan? Siz kimsiniz lan? Bırak lan beni! Dur, bırak lan beni! Bırak lan beni! Şu kapıyı! Şu kapıyı! Zehra'cığım bak bu şekilde kesiyorsun. Hadi sen de gel. Hay Allah. Korkma Zehra'cığım, kes. Ziyan olacak diye korkma. Bol bol malzememiz var. Nazan. Gidip şunları alır mısın? Hemen mi? Evet, acil. Aa, neler yapıyorsunuz böyle siz? Keçiden çanta yapıyoruz anne. Oo, ay çok değişik, ay çok güzeller. Değil mi? Nane limon kaynatır mısın? Midem çok fena. De ne oldu Nazlı? Biraz önce iyiydi. Bilmiyorum ki, bir şey dokundu herhalde. Kahvaltıdan sonra bir şey de yemedim ama. İyi, Allah'tan ateşin yok. Sen mutlaka cereyanda kaldın. Allah Allah. Öyle oldu herhalde. Tamam, sen git yat dinle. Ben Müzeyyen Hanım'a söylerim. Bu ne olacak peki? O ne? Alışveriş listesi. Bunu Ökkeş halleder. Hadi sen git yat. Müzeyyen Hanım acil dedi ama. Tamam, ben hallederim dedim. Sen yat. Ben sana birazdan nane limon kaynatıp getireceğim. Ya bravo Zehra'cığım. Sen bu kadar kısa zamanda bu kadar yol kat ettin ya, bir haftada halledersin bu işi. Öğretmenim kim? Yani alkışlar öğretmeni değil sadece. Asıl öğrenci süper. Ben bir içeri gideyim. Tamam canım. Zehra. Nereye gidiyorsun? Odama çıkacaktım. Biraz daha kalır mısın? Size bir şey göstereceğim. Gelsene Zehra'cığım. Gel gel. Biraz zaman geçsin de arama tarama işine başlayayım. Ay. Alev Hanım gelmeden bulurum inşallah. Şimdi ben görünce çok şaşırdım.
Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Aa, anne. Ya bunu nereden buldun sen? Dedim ya şaşırdım diye. Çok güzel. Değil mi Zehra? Hı-hı. Sıcak sıcak da hiç fena değil vallahi. Bilsem iş bitecek ama bilmiyorum ki ne aradığını. Hayır, niye geciktiler ki bu kadar? Her toplantının her zaman bir 5 dakika opsiyonu vardır çünkü. Merhaba abime.